Az sermayeli iş fikirleri 15 videomuz başlıyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni Nesle hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan bugün sizlerle o muhteşem, o bitmeyen az sermayeli iş fikirleriyle karşınızdayız. 15.siyle çok mutluyuz. 15'te olduğu için çok mutluyuz. Önünü görüyoruz. Daha da devamı gelecek diyormuşum. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz iş fikrimizle ilgili son aşamalara geldik. Artık eli kulağında, sizin de bundan haberiniz olmasını istiyoruz. Ve şimdi hemen iş fikirlerine geçiyoruz. İlk önce arkadaşlar önereceğim iş fikri kişisel blog yazarlığı. Ya şimdi diyeceksin zamanında çok değerler yapılmıştı bu ama olmadı. Hani o beklenen olmadı gibisinden. Ama çok iyi yapıldığını düşünmüyorum. Yenilikçi bir şekilde yenilik katarak biraz da yurt dışındaki blogları biraz takip edersek. Çünkü orada yani atıyorum makyajla ilgili bir kişisel blog açan bir site. Bunun pigmentasyonundan orantısına kadar anlatıyor. Bizde böyle o işi yapan hani kıymet vermek değil de sanki oraları biraz günlük gibi kullandık. Kişisel blogların çok başarılı olmamasının ana sebeplerinden. Yenilikçi bir kişisel blog hissiyatı yurt dışı örneklerine bakarak güzel değerlendirilebilecek, özellikle öğrencilikte değerlendirilebilecek kıymetli bir iş olabilir. Çünkü firmalar bunun internet sitelerinde ya da ne bileyim bir yaşam bloğu vesaire oluşturuyor kendilerini. Mesela gratis gibi bir blog tarzında böyle bir o kola geçiyorlar. Orada bir yazarlık istiyorlar. Yani bunun için belli başlı yerlere de yazarlık yapabilirsiniz. Bir yazı şey yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Evet. Bunu da yani freelance gibi çalışabilirsiniz. Freelance evet olabilir. İkinci olarak arkadaşlar, montajda bana girecek bu arada montajda sıkıntı. İkinci olarak arkadaşlar, bir daha bir kendime ters köşe yaptım. İkinci olarak arkadaşlar pandeminin de etkisiyle birlikte otomat hizmeti sunmak. Bu da bir nevi pasif gelir örneği aslında. Bir pasif gelir. Çok yorulmadan size bir pasif gelir elde edebilecek. Güzel bir iş girişimi olabilir. Otomatın içini değiştirebilirsiniz. Otomatın içine farklı şeyler koyabilirsiniz. Gıda ürünleri olabilir. Sandviç olabilir. Zaten diğer az sermayeli iş fikirlerinde bunu çeşitlendirmiştik ama normalini hiç söylememiştik. Normalini de artık söyleyebiliriz. Okul otomatları. Öğrencilik döneminde elde edilebilecek pasif bir gelir olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Şey mesela yapabilirsiniz. Bu otomatların içerisinde maskeler, dezenfektanlar, hani böyle kişisel evet. Temizlik ürünleri vesaire koyup bitti. Maskesi yırtıldı adamın ama kenarda varsa hemen bir otomattan maskesi dezenfektan çıkar. Otomat. Adında öyle bir şey koyarsınız. Aynen. Kolonya mesela. Korona otomatı. Korona. O da çok olmadı. Güzel algı yaratmaz onu. Evet. Üç arkadaşlar. Kişisel içerik üretimi günden güne artıyor. Biz de öneriyoruz. Hatta bu üçün içinde kişisel içerik üreticiliğini önerebiliriz. Ama bu kişi günden güne artınca da tabii ki de ekipmanlar da önem kazanıyor. Ve dolara bağlı bir ülke olduğumuz için, yani doların hareketliliği bu ekipmanları çok etkilediği için bunların kiralanması, bunların satışından daha önemli duruma geçebilir. Yani kiralanması daha kıymetli olabilir. Çünkü fiyatlar yükseldi. Ve fiyatlar yükseldiği için de insanların alım gücü, satın alma gücü düşebilir. Daha kaliteli içerik üretme isteği de yüksek bizim insanımızda. Yani şöyle bir şey de var. Şimdi belli kişisel içerik üreticileri çok üst seviyeye çıkınca biz de onlar gibi içerik üretelim deyip herkes o içeriği üretmeye çalışıyor. Ama tabii bilmiyorlar ki biraz daha aşağıdan başlamak her zaman daha sağlıklıdır. Bir şeyin dibinden gelip yukarıya çıkmak. Ama velakin yine de bu tüketicinin istek ve ihtiyacı daha kaliteli bir içerik üretmek olduğu için bu içerik üretimindeki ekipmanların kiralanması güzel ve etkili olabilir. Buradan hemen dördüncü önerime geçiyorum. Bu ekipmanlar arttığı için de yeni medyada her seferinde gelişiyor. Yeni medyanın gelişimi bitmiyor. Ve yeni medya ile ilgili bir organizasyon şirketinin, bir organizasyon temasının, organizasyon olayına girişi çok iyi olabilir. Bu dördüncü önereceğim iş de yeni medya ile ilgili. Bunu zaten okuyan mezunların da vermeye başladı yeni medya. Yeni medya ile ilgili düşünceleri değerlendirebilirsiniz. Atlayacak şu sinek var şurada. Aha bak geldi yine sinek, görüyor musun o sinek? Benim suratıma attı sinek. Ne yapayım?
Ve son olarak da arkadaşlar önereceğim iş fikri, iş makinelerinin kiralanması ve iş makineleri hizmetinin sunulması. Bu da kıymetli olabilecek bir iş fikri. Bunu da bir değerlendirir, bunu da gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Biz size öneriyi bırakalım, siz bunlarla ilgili araştırmayı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Az Sermayeli serimizin 15. bölümünün de sonuna geldik. 15 bölüm neredeyse böyle bir yabancı dizi bölüm kadar yapmışız. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz böyle olduğu için. İnşallah bir kişinin hayatına dokunduysak ne mutlu bize. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Size sağlıklı, içten en mutlu günleri diliyoruz. Hoşça kalın.